Öncelikle şöyle başlayayım. Çok önemli bir galibiyetti. Bütün Bursa şehri, Bursa Spor Camiası için çok kıymetli ve önemliydi. Genç oyuncularım için özgüven anlamında önemliydi. Hepsini alnından öpüyorum. Ayaklarına, yüreklerine sağlık. Maçın teknik analizine gelirse, hafta başından oyunculara çok teorik anlamda Akhisarspor'un sadece kanat hücumu yaptığını, merkez hücumda çok etkili olmadığını, kanat ortalarını geçen hafta 50 ortayla, geçen hafta oynadığı Adana maçını 50 ortayla tamamlayan bir takımdı. Tamamıyla kanatlardaki organizasyonla, onların bize ortayla yapacağı atakları bir kere çok ciddi bir şekilde oyuncularım kesti. Oyunun ilerleyen bölümünde bir stoper alıp üçlü savunma, iki de kanat bekiyle 5-4-1'e dönünce yine kanat organizasyonlarını, bütün hedefimiz buydu. Ve oyuncularım taktiksel anlamda benim senaryolarımı ve teorilerimi hayata geçirdiler. Zaten bu böyledir. Teknik adamlar bir senaristtir. Senaryo yazar, oyuncular ruh ve can katar. Sizin huzurunuzda hepsini tebrik ediyorum. Sizlere de hayırlı olsun diyorum. Sizler de Bursa şehrinin önemli kişilerisiniz. Hep birlikte başaracağız. Sizlere de çok ihtiyacımız var. Bugüne kadar verdiğiniz destekten dolayı çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Siz ne istiyorsunuz? Şampiyon mu olmak? Şimdi burada tırnak içinde bir şeyi unutmamak gerekir. Bir maç kazandık. Ve ligin başında sürekli negatif şeyler yazan, negatif şeyler düşünen insanlar için bu genç oyuncularla şampiyonluğu oynayan ve ekonomik anlamda çok rahat bir takıma karşı bir puan, 3 puan aldık. Ben geçen hafta şöyle bir şey söyledim. Siz herhalde kaçırdınız. Evet, bu takım şampiyonla oynamak istiyorsa 11 tane oyuncuya ihtiyaç var. Ancak ben oyuncumu yetiştirirken ve geliştirirken böyle baskı altında kaybetme ihtimalim olur. Genç oyuncu bu kadar hassastır dedim. Ben bugünkü alınan puanla bu takıma tamam oynar şampiyon olur dersem bu çok doğru olmaz. Gerçek dışı olur. Bunu siz de benim kadar biliyorsunuz. Ben ilk geldiğimde Özlüce'de bir şey söyledim. Timsah'ın fiziksel özelliği, dişleri aşındıkça yenileri gelir. Ama oyuncuyu oynatmak mesele değil, korumak daha bir önemli bir mesele. Koruyarak oynadı. Geçen haftaki maçı söylüyorsunuz. Geçen hafta Ozan 2001 doğumlu. Maçın içinde 3 tane aksiyonu var. Bir hamle hatası sarı kart, bir hamle hatası birinci gol, bir hamle hatası kırmızı kart. Ve şu anda ben oyuncuyu kazanmak için o kadar çaba sarf ediyorum ki. Bunlar bu şehrin evlatları, bu şehrin çocukları. Korumak mecburiyetindeyiz. O yüzden ben 11 tane, 15 tane, 20 tane oyuncu derken oyuncuyu böyle atıp bugün mesela çok daha kötü bir skor olsaydı siz benim Özlüce'de neler yaptığımı biliyor musunuz? Oyunculara özgüven, ayağa kaldırmak. Ozan'da çok yaşıyorum bunu şu anda. Şu anda çok kıymetli olan şu. 3 puan bu oyunculara bir özgüven verdi. Şunu çok net ifade etmek istiyorum. Bunu çok söylemek istiyordum ve bugüne kısmet oldu. Büyük camiaların umutsuzluk diye bir konusu söz konusu olamaz umutsuzluk büyük camialarda. Eğer böyle bir şey varsa ya büyük değilsinizdir ya da büyüklüğünüz unutturulmuştur. Bursa şehri de çok büyüktür. Bursa Spor Camiası da çok büyüktür. Hangi şartlarda olursa olsun gereğini yapacak kudrete sahiptir. Ben elimden ne geliyorsa kendi iş sahamda uyumadan 24 saatse 24 saat. Böyle güzide bir camiaya hizmet etmek benim için onur ve gururdur. Ve bir zerresine zarar gelmemesi adına oyuncusuna da ekonomisine de beni yakından tanıyanlar bilir.
böyle duyguluyum. Çok önemli bir galibiyetti. Çünkü bir şeyleri inşa ederken güçlü olmak zorundasınız. Türkiye'de teknik adam olmak zor, oyuncu olmak zor. Bursa Spor forması çok kıymetli ve ağır. Onu taşırken de taşıyacak insanların da biraz deneyime, tecrübeye ihtiyacı var. Yoksa kırılır gider, yok olur. Oyuncuyu kazanalım derken kaybederiz. Ben böyle düşünüyorum. Ve sizlerden de rica ediyorum. Bana, şehrinize, ben de bu şehrin artık bir bireyim, bu takımın teknik direktörüyüm. Samimiyetime, yürekten olduğuma itimat edin. Bu biraz fizyoloji ve anatomi cevabı olacak. Futbolda ve daha doğrusu her türlü sporda antrenman yaşı diye bir şey var. Ali Akman şu anda bu ligde 90 dakika oynayacak seviyede değil. O kendisi çok iyi bir, çok akıllı bir çocuk. Ben ne söylersem yapıyor. Bana çok inanıyor. Ben de ona inanıyorum. Biraz önce söylediğim cümle gibi. Şimdi ben çok duyuyorum Ali Akman oynasın. Ben Ali Akman'ı şöyle mi oluyor? Tahtaya yazdım oynadı falan değil. Ali Akman'ı inandırdık. Ali Akman, şimdi bu çocuklar antrenman yaşı, antrenman geçmişi, zorluk derecesi yüksek maçlar. Mesela Türkiye milli takımı genç alt kategorilerde çok başarılı. 19-20-21'de yok. Bunların hepsinin fizyolojik ve anatomik açıdan antrenman geçmişi, dayanıklılık, kuvvet, bunlar ergenlikle beraber gelişen şeyler. O yüzden oyuncu size bir bölüm oynar. Şehu'ya da geleyim. Şehu da bilmeyenler yazıyor. Şehu niye oynamıyor? Şehu 2 aydır Afrika Kupası'nda sakat. Arka ademesinden sakat. Ve Şehu'yu geçen hafta oynatamadım. Şehu 20 dakika oynuyor. Bugün 45 dakika. Ona rica ettim. Bütün glikojenlerini boşalt. Bana yardımcı ol. Gittiği yere kadar gitsin. Yani oyuncular genç olduklarından dolayı, gene altını çiziyorum, antrenman geçmişi hem fizyolojik hem psikolojik hem anatomik açıdan 90 dakika bu seviyede zorluk derecesi. Orada Rotman oynuyor. Atıyorum bir isim, Rotman. İkili mücadelede oyuncu özgüven kaybına kapılır. Allah'a çok şükür Ali Akman gol attı ve özgüven var. Zaman zaman kullanacağım oyuncuyu ama sürekli 11 oyuncusu olmasını beklemek o çocuğa da haksızlık. Çok zorlu bir deplasmana gelmiştik. Belki oyuncu bazında genç oyunculardan ama müthiş bir taraftar desteğiyle oynayacaklarını biliyorduk. Özellikle maçın ilk yarısında tamamen istediğimizin tersi bir oyun oynandı bizim tarafımızdan. Rakip çünkü çok koşan, mücadele eden, çok genç bir kadroydu. Ama biz ne yazık ki onlara aynı mücadeleye karşılık veremedik. Bu ligde koşmazsan, mücadele etmezsen ne puan alabilirsin, ne başarılı olabilirsin. Maçtan önce hep söylemimiz buydu. Maçın ilk yarısında Bursaspor takımı daha fazla isteyen, daha önde baskı yapan, bütün ikili mücadeleleri kazanan bir takım görüntüsündeydi. İlk yarı zaten çıkarken en büyük handikapımız çıkarken kaptırdığımız toplar olacaktı. Oyuncularımıza da bunu söylemiştik ama kaptırdığımız bir topla gol yedik. İkinci yarı tamamen oyun şeklini değiştirip çift santifora döndük. Çünkü 1-0 mağluptuk ve özellikle kanatları kullandığımızda ceza sahasının içinde etkisiz kalıyorduk. Bunun için çift santifor oynayıp rakibin alanına oyunu yıkıp orada oynamak istedik. İkinci yarı bir nebze daha iyi oynamaya başladık. Topun genelde bizde kalması, kanatlara iyi aktarmamız. Neticesinde belki beraberliği yakacak pozisyonu bulmuşken atamadık ama rakip zaten kontralarla gelecekti ikinci yarı. Bunu da biliyorduk. İkinci golü yedikten sonra oyun şeklimizde ve sistemimizde çok fazla değişiklik yapmadık. İkinci santifora devam ettik. İrfan'ı çıkartıp Ergin'i alarak çift santifora devam ettik. 2-0'dan sonra 2-1'i yakaladık. 2-1'i yakaladıktan sonra gene oyun üstünlüğü, oyun şey bizdeydi ama
Bir türlü o ikinci golü atamadık. 10 kişi kaldık. 10 kişi kaldıktan sonra son şeylerimizi yaptık. Belki maçın son anında Burhan'ın vurduğu kafa gol olsa bir puan alacaktık. Ama bizim için önemli olan tabii ligin başında böyle bir tokat yemek hem bizim için hem takımımız için çok iyi oldu. Bu ligde belki hedef takımların içindeyiz. Ama hedef takımı olmak hedef takım gibi oynamayı gerektirir. Biz bugün bunların çoğunu yapamadık. Rakibimiz bizden daha çok koştu, daha çok istedi. Bursaspor taraftarı müthiş destek verdi. Ve 2-1 mağlup olduk. Ligin başında ilk 3-5 haftalık periyotta bu tür mağlubiyetleri almayı hiç istemiyorduk. Çünkü 4-5 hafta sonra bütün takımlar oturacak. Biz de bu arayı kayıpsız geçmek istiyorduk ama bugün çok koşan, mücadele eden bir Bursaspor vardı. Kendilerini tebrik ediyorum. Biz de buradan çıkaracağımız çok dersler var. Hem bizlerin hem oyuncularımızın. Ligin başında böyle bir tokat yemek bazen iyidir. Çok iyi buldum. Bursaspor'un gençleri gençten ziyade daha böyle futbolcu gibiydiler. Hani çok tecrübeli oyuncu gibiydiler. 3-4 tane oyuncuları gerçekten eğer böyle devam ederlerse hem Bursaspor için hem de Türk futbolu için büyük kazanç olacaklar.